3,5 TL'den 3500 liraya kadar olan hepsini izlemeyeceğim. Simitleri tadacağız. Simit yer misin? Oh, seni yesem olmazsın mı? Olur. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ciddi zenginlerin geldiği bir yer. Size dur Chat, dur. Hemen alayım o tonluya. Hemen alayım o tonluya. Bak tam zamanı çaycı. Seri hamleler. Bak o ağızdan çıktı ya. Bugün sadece bu mu? Dedi ya biri. İşte bundan sonrası çok tehlikeli. Ve tehlike nereden başladı aslında? O çocuğun onu sormasıyla değil. Benim onu okumamla başladı. Ders 1. Chat'i karıştıracak hamle yapan insanların yorumlarını dodge'la. Boşluğuna gelmesin okuma. Hata oradan başladı. Kural 1. Sigma'ya bunu bir cepleyelim. Şimdi ben böyle bir hatayı yaptım. Haş. Bu üstün zekalı müthiş hızlı moderatör ekibi ne yapıyor? Ah! Tukan abi sıçtı. Tak imotonli. Konu dağılana kadar. Şimdi ben bu konu üzerinde konuşurken bu chat'i açtığımızdan hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden ne yapıyoruz? Bir iki dakika nefes alma dönemi. Şimdi iki dakikalık nefes alma döneminden sonra açtığımızda sırf toksikliğine bu konuyu devam ettirecek kişiler olacak ya. Onları uçuruyoruz. Ve ben hiç kale almıyorum. Bakmıyorum bile. Konu değişene kadar. Çünkü 5-10 kişi banlandığı zaman diğerleri diyor ki ha buna koyayım şakanın sırası değil herhalde. Gibi. Beyin. Bunları hep şimdi stratejisini kuruyorum. Bak canlı canlı. Okey. Şimdi videoya başlıyorum. Geri sayım başlasın. Önemli değil. Ne yapacağımız hiç. Bundan sonra ne yapacağımız hiç önemi yok. Oyunmuş, planmış, programmış. Bugün Bannerlord var sözüymüş. Yok sözüymüş. Dying Light o ya. Yok öyle bir şey. İçimizden ne geliyorsa. Bir beklentiyle yayın izlenmez. Özel içerik olmadıkça. Teşekkür ederim. Söyleyeyim. Bugün simide doyacağız mı? Ne saymıştım? Simidin üzerinde 3500 lira olması için bir simidin kesin koyulması gereken şeyler. Değişik değişik peynirler. Altın alüminyum folyo. Altın alüminyum folyo. Trüf yağı. Dana jambon, bacon, carçurt bir şeyler. Bu böyle 4-5 tane bir şey var. Bakalım. Bu arada. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemizde biraz fiyatlar arttı ve biz de bu yüzden 3500 liralık simit yaptırdık. Bugün ucuz, orta, pahalı simit yapmak istedik. Ben çocukken simidi 25 kuruşa falan alıyorduk. Belki doğru. 50 kuruş tam hatırlamıyorum ama o kadar ucuzdu. Şu anda en ucuz simit. Kim ne derse desin. Sokakta satılan simitten lezzetlisi yoktur. Bu bir cepte. Ama onun bir dönemi oluyor. Pastane simidi dediğimiz şeyin de tadı bir bambaşka oluyor. İkisinin konsepti ayrı. Ama ikisini ortaya koysan sokak simidini alır. Dişim kırılırcasına yerim. Yeni çıkmışından bahsetmiyorum. Harbiden sokak simidi hastası bir adamım ya. Yanına da bir ayran açacaksın onun. Yapıştır. 3,5 TL. İstanbul'da daha ucuzunu almanız gerçekten çok çok zor. Biraz bu noktada Hülya Avşar'ı sanırım dinliyor olacağız. Yapacak öyle de veli. Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan gerekirse yenecek. Ama bugünleri de kolay atlatacağız. Çünkü kendisi biliyorsunuz simit yememizi tavsiye etti. Simit yiyerek ekonominin düzeleceğini hiç zannetmiyorum ama bir deneyelim bakalım neler olacak bugün neler göreceğiz. Haydi gelin. Şu an tarihi Cihangir simit fırınındayız. Oo, güzel çıkar burada. Gerçekten hiç çok yemedim. İyi. O ama güzel çıkar. Buradan başlamak istedik. En ucuz simit de burada. Simit ne kadar acaba? 3,5. Şu simit de bir farklı geldi. Bir tane de bundan rica ediyorum. Şu ne kadar? İçinde... Bak! Hamur işi! Ömür boyu yerim ya! Kokusu burnuma geldi. Peynir var herhalde. 10 lira. Bunun da tadına bakalım. Bu da güzel bir simit. Sizden 2 tane normal simit, bir tane de şu simitten rica edecektim. Tabii süper olur. Bekliyoruz öyleyse. Çok sağ olun. Ne anlatıyorsun lan sen? Bakışı bakalım. 2 tane normal simit, bir tane de şu simitten rica edecektim. Tabii süper olur. Bekliyoruz öyleyse. Çok sağ olun. Hangi kanal? Alperen de 5 milyon abonem var. Bu videoyu tabii ortadan çok yakışıklı çocuk. Ay teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Çok sağ ol. Musun bebe ya? Şey. Simit yer misin? Oh, seni yesem olmazsın mı? Olur. Evet, simidimiz geldi arkadaşlar. Horror.
arkadaşlar 3,5 TL'lik basic simit. Basic yani basic nedir Türkçesi? Normal. Sen Madame Marika'ya soralım mı basic'in Türkçesini? Basic'in Türkçesi nedir? Basic. Türkçesi nedir? Oğlum abinin yediğim uzun. İngilizce hocasıyım. Araştırın. Basic temel demek ayol. Tamam tamam. Çok teşekkürler. Basic temelmiş abi. Temel simit. Yani bu ilk simit bu. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Simit yer misiniz? Ben yiyeceğim birazdan. Çok teşekkür ederim. Orada yiyorum. Pekala. Çok güzel bir kanal. Baktım kontrol ettim. Çok başarılı bir kanal. Umarım bana yardımcı olursunuz. Ben bir süperstar olabilirim. Aklımda şöyle bir proje var. Ben... Madame Marika, Benekli Ayhan ve Tuna Tavus. Bu dörtlü üstünden geçen bir sinema filmi. Çok harika oldu. Bak evet diyor. Böyle bir projem var. İsteyenler yazsın aşağı. Neyse şaka bir yana. Tamam konumuza dönelim. Lanet olsun. Kafamdan çıkmıyor projeler. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet konumucu. Koptu. Ben şu an utançtan kocca buyurdum. Utançtan kocca buyurdum. Ne? Konumuza dönecek olursak simidimizin tadına bakıyorum. İzmit simidine çok benziyor, çok güzel. İzmit'in de simidi meşhurdur. İzmitli kardeşlerim bilir. İzmit yürüyüş yolunda böyle simitçiler inanılmazdır. Ona çok benziyor ve çok güzel. Onun yanına bir de dil peyniri açacaksın. Muhtemelen bu... Bir de domates salata üstüne tuzu basacağım böyle. Birazcık da zeytinyağı çevireceksin üstünde. Susurluk ayran da olur yanında. Bugünün favorisi bu olacak. Bak sana o kadar söyleyeyim daha. Diğer çay da olur. Yerini yemeden söylüyorum. Böyle. Bu da arkadaşlar. Aman abi. Burası simit. Bu kaşar burada nasıl duruyor dedim. İçi boş zannediyordum ama içinde de şöyle bir hamur varmış. Poğaça gibi. İçi de poğaça gibi gerçekten. Ben eski kaşar ve dil peyniri çok seven bir herifim. Çocukluğumdan beri. Eski kaşarı herkes sevmez. Bayılıyorum simitle birlikte yani. Varsa gömerim. 10 kilo yerim. Çok iyi. Bu da 10 lira. Şimdi gördüğünüz gibi bu herkesin bildiği simit ve işte bu da ona benzeyen bir şey. Şimdi sıra ortanca ve pahalı simitlerimizde. Toplamda bugün 3-4 kere simit yiyeceğiz. Ve muhtemelen en çok simide benzeyen şey de bu olacak. Diğer simitler daha özel simitler olacak. Hiç hayatımızda görmediğimiz simitler göreceğiz. Haydi geçelim. Cantucuğum hoş geldin. Evet, biliyorsunuz sağlıklı yemekler, sağlıklı yiyecekler yok. Avokadolu bilmem ne falan onlar bunlar. Artık çok popüler oldu. Cantu senin akvaryumu daha güzel yapabilmek için öncesinde bir tane yapıyorum ha. Öncesinde yapacağım. Basit olanı Fırat'a yapacağım. Ondan sonra seninkini profesyonel yapacağım. Senin iyiliğini düşündüğüm için. Teşekkür etmene gerek yok ya. Yok hiç teşekküre gerek yok. Yeter ki sen memnun kal yani derdim o. Şimdi yine sağlıklı bir mekana geldik. Burada sağlıklı bir simit varmış. Şimdi onu deneyeceğiz. Mekanımızın adı da Yeşil No 11. Oo, en az 15 lira. Mutfağın güzelliği peki? Oo. Evet, sağlıklı bir simit yemeye hazır mıyız? Çok teşekkür. Oy. Oo, güzel. Kaç para bu? Şöyle bir göstereyim de önden. Bunu nasıl yiyeceğiz ya? Bu arada bu çekirdekli yulaflı falan bir simit. Tadına bakalım artık. Beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz göreceğiz. Elime alamam değil mi ben? Aslında öyle bir şey değil. İkiye ya da dörde bölürseniz alabilirsiniz ama tam ortasında yumurta var. Ay, hani bak sevdiğim her şeyi dizmişsiniz oraya ya. Kısır, Arnavut ciğeri, barbunya, humus, zeytinyağlı yaprak, sarma. Allah'ım gün özledim. Yumurta var. Hani alırsam nasıl bir rezillik çıkar görelim. Direkt ortası altında kalacak. Zeytinyağlı barbunya da gece yemeğidir. Acıkırsın. Buz gibi onu dolaptan alırsın ama açsındır böyle. Normalde barbunya aramam. Ama açken o bir denk gelir. Kaşıkla böyle gizli gizli gömersin. Kalan ekmek mekmek ne varsa yanında gömersin. Bir de domates. Bitti. Bak ceple bunlar hep bunlar çok önemli lezzetler. Ben bu sanat eserine bu saygısızlığı yapamayacağım. Normalde elle şey yapardım, yerdim ama bu çok güzel gözüküyor. Buna kıyamadım. Bak yumurtayı yardım. Ay çok güzel gözüküyor. İçi de böyle. Bunlar ne bu soğan mı? Şöyle bakalım tadına. Şimdi ben normalde sağlıklı beslenen bir insan değilim. Mesela ıspanakla aram yok. Bunun içindeki muhtemelen birçok şeyi tek başına yiyen bir insan değilim. Evet. Ama bu benim hoşuma gitti. Gerçekten mi? Evet. Şaşırttın beni. Elinize sağlık. Abi o sağlıklı gerçekten. Gibi gözüküyor da lezzetli o. Yani belli. İğrençsiniz. Bugün simide doyacağız bu arada. Nasıl? Çok güzel. Vallahi mı? Yemedim. Çok beğendim. Çok iyi.
Muhtemelen siz benden daha çok beğendiniz bunu. Evet. Ki hani ben içindeki sevmediğim şeyler olmasına rağmen beğendiysem elinize sağlık gerçekten. Şimdi bu kaç para, kaç lira, kaç para? Bu ne kadar kaba sordu ya. Söyleyeyim mi size kaç para olduğunu? 45 lira. Kaç para bu? Kaç para? Kaç para bu? O 150 lira. 150, aa benim tahminimden gerçekten tamam. İçinde somun mamun var bir şeyler, bir, evet, bir ton. Iyi. Ve burası bence bir kişilik için fazla. Çok doyurucu bir de. Aynen. Bir tane yumurta var. Avokado pahalı. Simitleri de abi, 150 lira da biraz çok değil mi ama ya? Yani 60, 40, 50, 150 diyor ya ama büyük. Bilmiyorum, kurtarmaya çalışıyorum ama. Evet. Yenir yani. 150 bence iyi. Burası. Hani maksimum 60 falan. Somon mu var içinde? Somonu çıkaralım. 500 gram T-bone eti yiyorsun 130 TL'ye. Tamam cyber işte. O kafa. Bu yeşillik ağırlıklı ya. Şimdi gerçi düşünüyorum. Salatalar bile anlatayım. Sezar salata söylüyorsun 65 lira ya. Arkadaşlar Nişantaşı'nda tatlı bir yer. Yani içindeki malzemeleri Nişantaşı, mutlak... kirasını hesap et hemen. Koy kirasını üstüne. Tavsiye ederim. Bir de hani aylık 150 bin lira. Sizin simidinizi de denemiş olmak adına şöyle sadece simitten bir parça alıyorum. Normal simidi ben tercih ederim. Susam çok sevdiğim için ve o tada alışık olduğum için ama... Oo Mert'ciğim aleykümselam, aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Yulaflı ve böyle yani daha böyle sağlıklı bir simit olduğu için yine de tercih edebilirim. Hmm. Portakallı mı? Böyle bir bir kapatiden mi? Portakal rendesi var elimizde. Ayşe yine rende girdiyse olay arkadaşlar. Evet. Bir içerisinde rende var. Bir tatlı bir şey çünkü. Benim gibi. Aynen öyle. Şeker gibi çocuk işte. Doğru. O bence çok güzelleştirmiş bu arada. Evet. Gerçekten aynı şeyi tadını almak. Evet. Tamam. 150 liralık simit de gördük. Bakalım nasıl olacak. Ha dur bakayım dur. Ve buranın da kahvaltıları güzel. Dikkat. Ama daha önce hiç bu kadar pahalı burada simit yemedim. Bakalım nasıl olacak. Aa, simit şu an bak. Oy serpme kahvaltı. Bu ne bu ya? Püş 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 püş. Kruasanlar. Biber yemem. Sucuk. Biz gelmeden zaten burada bir kahvaltı şöleni hazırlanmış. Bizimkiler de burada başlamışlar bile. Heykel artı 100 lira yazdı orada kardeşim. Şerefe ya bu. Oo portakal suyu 45 lira. Bu arada şuranın manzarası beni benden alıyor. Rika'nın en sevmiş şeylerinden bir tanesi zaten buradaki yalnız kahvaltı. Yalnız eşofmanla girmemiz böyle lazımdı. Böyle şov bir simit burada daha önce yemedim. Bakalım o nasıl olacak. Şimdi ilk önce bir kahvaltıyı bir... Ne dedin lan adi herif gene? Neyin esprisini yapıyorsun? Her gün ettiğin kahvaltı amına koyayım. Ne dedin? Arkadaşlar birey diyemişiz götümüz siktiler rezil oldum iş yerde. Oğlum biz son 4-5 gündür madem birey diyorsunuz bana niye haber vermiyorsunuz oğlum? Gelir kurtarırdım. Ya şu kurduğu cümle var ya son 6-7 gündür rast oynanıyor zaten. 6-7 gün boyunca her gün aynı cümle kuruldu abi bizim ekipte. Bizim takımdan bir bok olmaz. Oğlum birey diyemişiz belamızı şöyle yaptılar. Öğlen çıkıyorum, akşam geliyorum. Hadi eve bakacağım. Ne oldu? Abi bir siktiler biz var ya. Bina mina kalmadı. En son bir tane base yaptı Dube. Abi sen vardın ya. Sövüp çıktın. He, onu ben bugün yediniz sandım ya. Ya abi bak full donat, her şeyi donatıyoruz. Elimde sniper, AWP, o bu şu her şey var işte sniper falan. Çıkıyorum, mevzuya doğru ilerliyorum, ölüyorum. Ama nasıl tarıyorlar AK ile yani ben 16x ile adamı vuruyorum. Herif AK ile beni çatıdaki halimi vuruyor. Zım bir mermiyle. Abi gündüz nasıl tokatladık? Üf. Aa evet bir takatladığımız da var. Oynuyor abi millet. Oynuyor. Harbiden bak 8-9 bin, 10 bin, 15 bin saat oynuyor. Biz de toplanıyoruz sanki bir bokmuşuz gibi. Hadi arkadaşlar raid'e diyoruz. Helikopter geliyor. Biniyor Black Rose helikoptere. Çıkıyoruz. Oyla gideceğiz. Ölmüşüz. Biri ölüyor bizden hep. O öldükten sonra her şey bok oluyor. Ben helikopter kullanıyorum. İniyorum aşağı helikopteri. Tamam diyorum ben seni kurtarırım. Çat mermi yiyorum ölüyorum. Helikopterden düşenler. Vıcı vıcı vıcı. Yine gömelim. Biz bugün 8 tur kahvaltı yapacağız belli. Dur bakayım şimdi. Bu en pahalısı değilmiş pardon.
Oo. Oy, oy. Oha. Oo. Şefim. Şefim sen abartmışsın ya. Eline sağlık. Şöyle bırakıyor. Bu ne? Şöyle bırakıyor. Şefim sen bunu bırakacaksın da biz bunu nasıl yiyeceğiz? Ben bunu size dilimlerim. Şefim geçen sefer de böyle yaptın. Görsel sunumumuz da var. Şu akan ne? Wow wow wow. Şener Bey yumurta şöyle biraz bastırırsak yumurtaları da patlatırız. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Bende bunu yiyecek ağız yok. Ya manyak mısınız lan? Az önceki 150 liraysa bu kafadan 1000 lira lan. Hocam nasıl yapalım? Ben bunu ısırayım mı? Bir tane ısır. Isır ısır. Çağrı Şef'in sunumları bitmiyor arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? 24 kişilik bu arada. Bunu normalde biz 6 kişilik olarak. 6 kişilik sunuyorsunuz. Ha, arkadaşlar buraya gelirseniz 6 kişi ortak bir şekilde simide girebilirsiniz. Şimdi Çağrı Şef bunu dilimleyecek yoksa bu tabii ki arkadaşlar böyle yenecek bir şey değil ama ben bir bunu ısırayım ondan sonra bir dilimleriz. Dünyada bundan daha büyük bir simit yiyen olduğunu ben düşünmüyorum. Çok iyi gidiyorsun. Abi lanet olsun ya. Olmaz oğlum nereye ne abi? Bunu kim nasıl ısırabilir ya? Burnunla yedin şu an. Helal olsun. Aferin. Sana be. Ucundan. Ucundan temsili ısırdım bunu. Yala yala yala. Ben ağzıma güvenirim bu ama olmadı bana da olmadı ya. Çok güzel. Şey... Evet, bu arada chatte yazanları da okuyorum. Ben de bunu tek başıma yerim. Hiç koymaz. Biz de yiyelim. Çok karışık bir şey olduğu için beğeneceğimi düşünmemiştim. Ama vallahi beğendim. Yeminle ya Sami. Kameramanım yerim ben seni. Donmuşum. Donmuşum. Evet dilimli hali geldi. Harbiden dilimlemiş. En iyisi çatal bıçak. Ananı. Parmağım buna girdi. Parmak kırıldı ne sandım. Ne bu? Güzelmiş her neyse. Evet, şöyle bakıyorum simitten. Kan şekerim düşüyor şu an. Beni Fransa'ya götürdün. Bilirsin. Paris. Evet, aynen ben de. Paris'te böyle. Sen daha iyi bilirsin. Kesinlikle. Ben hiç gitmedim ama yani şu an gittim. Değerlendirme yapacak olursam izninizle. Cheddarlı, içinde böyle kuru etler var, yeşillik var, 4 farklı peynir var falan. Benim gerçekten ama gerçekten çok hoşuma gitti. Ama alır mıyım, almaz mıyım? Fiyatına bakıp karar vereceğim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ver, bu ver, 6 kişilik ver. En kişi başı lira. 100 liraya kadar buna verilebilir. Çünkü inanılmaz etli bir şey. Et biliyorsunuz yani ne yazık ki. Ülkemizde çok pahalı. Ve döktüğü buna cheddar 100 liralık cheddar zaten oğlum. 600 liraya kadar verilebilir. Hocam bunun fiyatı nedir şimdi normalde? Normal fiyatı 6 kişilik 800 lira efendim. 800 lira. Ya oğlum izleyip izleyip 800 lira yazmayın chat'e be. İzliyorsunuz izliyorsunuz. Burada bütün evi kaçırıyorsunuz. Şimdi o 800 lira zaten ben tahmin ettim ama. Bence güzel tahmin etmişim. Evet. Eyvallah çok teşekkürler. Tamam oturmuşum. Çişi başı ne yapıyor? 133 lira diye sana şu an sallıyor da olabilirim. Ama öyle gibi bir şey yani. Düşünüyorum 133 lira 6 kişi yediğim tat oradan hesapla birleştir. Kedarı koyuyorsun. Veririm ben buna. Ben buna veririm. Evet. Şunun bir fotoğrafını çekeceğim ama mutlaka bir Instagram story atılır. Benim telefonum nerede ya? Bir saniye hemen Huawei. Bak. Anladınız mı? Şimdi ön yargıyla yaklaşmayacağım. Ön yargıyla yaklaşmayacağım. Watch GT3'ümle telefonumu bulayım. Neredesin? Nerede? Aa burada mısın? Dur arkamdaymış. Ne güzel bir özellik ya. Lan makarasındaymış lan tamam. Bu fotoğrafını çekeyim. Gerçekten çok iyi çıkıyor. Bir de arkadaşlar artık birbirimizi kandırmayalım. Şimdi yediğimiz şeylerin %70'i tat önemliyse senin için olabilir mi acaba? Şey lan nabzım 105. Geçti. Bakayım lan. Hala 100'üm ben. Ya oğlum işte bir iPhone şarjı konu kapansın ya. Ben şu an nabzım 100 yani. Ben fix. Şeyler de barındırıyor. Ne gibi hemen size göstereyim. Daha mekana giremiyorum. O kadar premium değilim ya. Ya burada galiba 3500 liralık simit olur. Oha amına koyayım. 75 bin liralık saatler satılıyor işinde. Buranın içinde Le Baron diye gerçekten premium ve çok pahalı bir restoran var. Oraya geldik. Burası gerçekten ciddi zenginlerin geldiği bir yer. Size öyle söyleyeyim. Mesela işte ciddi zenginler dediğim işte Gizay olsun, deniz olsun buradan çıkmazlar. Yani bütün paralarını her zaman... 4 ya da 5 tane malzeme saydım. Bakalım içlerinde var mı? Yerler içerler. Şimdi arkadaşlar 3500 TL'lik simit yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak?
3500 liralık simidi sadece yemeyeceğiz. Aynı zamanda yapılış sürecini de göreceğiz. Şeflerim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Savaş şefimiz merhaba. Burada. Bize sağ olsun güzel bir simit hazırlayacak. Biz de seni izlemeye geldik şefim. Rere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir simit 3500 lira olabilir diye merak ediyoruz. Öncelikle normal simidimizin içini dolduruyoruz arkadaşlar. Şefim buna bir isim koydun mu? Bizim standart simit almışlar lan aşağıdan. Special'ımız Lebaron Special diye düşündük. Buffalo sütünden hazırlandık. Ne sütünden? Buffalo. Buffalo sütü yemediğim ya da içmediğim günlerde böyle kendimi zaten... Buffalo sütü... Enerjisiz hissederim. Marul. Bak. Avokado. Havyar. Yaz. Havyar değil mi o? Yaz. Havyar 1. Trüf mantarıdır %100. Normalde altın konulduğu zaman pahalı oluyor ama bu altını koymadan bile zaten hali hazırda bence 3000 lirayla 3500 oldu en son. Altın hem burada çok büyük bir şey değil yani. Norveç'ten gelen somundan falan bahsediyoruz burada yani. Ya bu kadar pahalı simit mi olur diyorsunuz muhtemelen. Havyar demedin ki abi. Vallahi dedim. Harbiden havyar dedim. Klipten göt ettirtme. Bu simite aşığım aga, çok iyi. Kahvaltı mükemmel. Deneyin, tavsiye ederim. Hele ki altın üf. Olmaz ama Norveç'ten somun gelmiş baba yani. Altını da koyduk. Havyar geldi bir daha. Ya da o ilki havyar değildi. Sonuç olarak havyar koyuldu. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir önceki 600-800 liralık olan yine selamünaleyküm ben buradayım diyordu da. Bu ne abi? Simidimiz hazır arkadaşlar. Gerçekten bırakın Türkiye'yi, dünyadaki en pahalı simidi birlikte yiyeceğiz şu anda. Sizlere de bunu mümkün olduğunca yansıtmaya çalışacağız. Havyar, somon, trüf, altın hepsi var. Rahat ol oğlum, artık oğlum bu videoların içinden geçiyoruz biz ya. Bak yarın en pahalı tarantulayı gösteriyorum diye video çeksem bu 5 malzemeyi üstüne koyup hayvanı sunacağım karınca çiftliğinde. Diyeceğim ki al namına koyayım. Zeminle de altın folyo atacağım ki diğerleri hayvana zarar vermesin diye. Böyle gezecek. Yapacağım ya. Şimdi ben isterim ki her zaman ilk önce ekip arkadaşlarım. Ha, yok. Yok. Benim boğazımdan geçmez. Şimdi anne, ben her gün böyle altın içerisinde olan şeyler yediğim için canım benim. Hani ben istiyorum ki Alper başlasın. İyi tamam, madem hani şey yapıyorsunuz. Ya oğlum bu altın folyo kaç para amına koyayım ya? Yemeklerde kullanılan altın tozu istemiyorum abi. Folyosu ya. Kağıdı. Folyosu. 24K yaprak altın. Kaç para lan? 25 tane 8x8 yani şu küçücük bir şey 25 tanesi 990 liraymış. Yenilebilir altın. 24K granül altın. 1 gram kırıntı formunda 300 kullanımlık 4000 lira. Yaprak altın. Gel bakayım. Site çöktü. Amına koyayım. Siteyi göstermedim bile ya. Ne yapıp da giriyorsunuz buna ya? Evet, açtın mı şeyi? Aa, servis yapacak. Servis mi yoksa direkt böyle, bence bir şey söyleyeyim. Bu simit elle yenir baba. Simit dediğin şey elle yenir. Ortadan havyarlar dökülüyor öyle. Ya oğlum 3500 liralık simit yiyorsun, simit de diyeceksin. Ay, 600 lira döküldü, dur bir saniye. Gerçekten kokusu mu? Bak bak 125 lira da aşağıda. Şey yani yarımca sahil. Yarımca sahil geçiyor. Efendim dökmesene, düşürdün. Ama valla 2000 aşağı düştü. Yapacak bir şey yok. Yiyorum. İzleyiniz de arkadaşlar. Şey, dudağın kenarında bir 15 lira kaldı da. Şuradan 15 lirasını, şurada 200 lira kalmış. Tamam. Deniz mahsulü seven birisi için bence mükemmel. Ama benim için değil. Gerçekten benim için kesin güzel o zaman. Hemen buyurun şuradan. Harbiden oğlum sen malzemeyi yemedin ki. Simidini yedin. Deniz'in biz seninle zaten... Baksana abi. Bir dalsana şu parçayı, alsana bir
300 liralık kısmını. Sürekli yediğimiz şeyler biliyorsun. Tabii. Şimdi ben daha önce burada kahvaltı da yaptım, üzerinize afiyet. Kesinlikle ben Türk kahvaltısını, yani deniz ürünü olmadan bak, çok daha seviyorum ve sayıyorum. Özür dilerim, ben havyansız yemiyorum da onu şöyle şuraya sıkıştırayım. Helal olsun. Yama oraya, yama. Vallahi yamadı ve oradan yiyor. Onu sen şimdi böyle çok güzel. Gerçekten rezillik ya. Simit zaten yani tek başına simit inanılmaz, hamur falan güzel. Ama yani bu benim normalde günlük hayatta parasını verip yiyeceğim bir şey kesinlikle değil. Yani zaten 3500 lira bir simide veremem de. Öyle bir bütçem de yok. Benim çok yakıştı. Ben de istiyorum onda. Deniz daha çok altın kısmıyla ilgileniyor. Şimdi değerim artacak, izleyin. Pekala. Sen de çek eti. O kadar çabaladı, bir tek soğanı yiyebildi ya. Çek eti, evet. Altınlar geldi mi? Geldi. Altınlar geldi. Hepsi senin şu an ağzında. Böyle bir tat yok. Kesinlikle hep yemeğe gelirim. Alper'e kesinlikle katılmıyorum. Sadece özellikle bunu yemek için gelirim. Geliriz değil mi güzelim? Geliriz canım benim. Anlamıyor ki. Ben çok beğendim şahsen. İçerisinde... Altına dönüş. Goy goy yapıyorlar arkadaşlar. Altını çekiyor. Bu kadın parayı çekiyor arkadaşlar. Deniz mahsulü seven ve parası olan birisi varsa bunu gelsin denesin. Ama benim bir daha normalde yiyeceğim şey değil. Ama mekan özelinde konuşacak olursak ben buranın normal... Yiyemediler simidi fark ettiniz. Bu arada parası fazla da olsa benim tercihim hala birincisi. Tabii ki de lezzetli olan o. Birincisiyle üçüncüsü abi. Bak üçüncüsünün parasını unut. Böyle bir ben buradayım diyordu. Tatlarını oldukça seviyorum. Fakat bunu bir daha yemeyi düşünmüyorum. Çiğ somonla çok aram yok. Balıktan dolayı yemin. Şiş kahvaltıları elen somonlu bir... 3.5K oğlum, 3.5K vermemiştir herhalde. Saç yolduran yeni çıldırtmalık oyunu buldum.